Sevgili dostlar, Samos Adası yani Sisam Adası yani Türkiye'ye 2 mil, 3 kilometre uzakta. Aramızda bir ufak bir dar boğaz var. Anadolu'dan kopmuş gibi çünkü yani tabiata bakarsanız bitki örtüsü, ağaçlık, yeşil, en yeşil Yunan Adası bu arada gördüğüm, onu da ilave edeyim. Girit de olabilir ama burası hakikaten büyük ağaçlar, ormanlar, yani Pirreyes'e göre ceylanlar falan doğaçlamış. 1500 yılında Pirreyes anlatır. Ceylanlar 60-60 türler haline dolanır falan. Öyle bir şey diyor baba. Çok komik. Oradan efendim Anadolu'dan ve Kos'tan tüfeklerle gelirler. Dörtler burada kamp kurarlar. Ceylanları vururlar. Pastırma yaparlar. Geri götürüp satarlar falan diyor Piri Reis. İşte bu adam. Fakat bu adamın önemi ceylanlarında değil. Bu adamın önemi doğurduğu içinde doğan filozoflarından. Antik yani en parlak çağ 5. 6. yüzyıl milattan önce Golden Age altın çağ denir ona. İnsanlık dünyasının hümanizm, yeni doğuşlar, yeni görüşler, bilinmeyenleri açığa çıkarmalar, felsefeler, mutluluklar onların doğduğu sene, doğduğu yılda her yerde ayrı yazıyor gerçekten. Buradaki yazdığına göre 580-496. Sonra da 6. asırda 5. asırın sonunda doğduğu altın çağda doğan bir matematik uzmanı değil sırf. Bir kere bunu nerede öğrenmiş baba? Doğduğu yer burası bir köy. Esas nerede yatıyor bilim? Mısır'da. Baba burada atlar Mısır'a gider. Mısır'da müthiş bir kütüphane vardır. Efendim firavunların altına şeyine girer. Efendim mahiyetine girer. Kabul ederler, severler çünkü birkaç tane Yunanlı filozof, bilim adamı onu şey, tavsiye etmiştir firavunlara. Şu adı bir adam geliyor aman ha kollayın bizdendir. Delikanlı çocuktur. Bize yatacak yiyecek verin de laflarını da dinleyin falan demiş. Firavunlar da buyur buyur etmişler. Efendim orada 22 sene kalmış Mısır'da. 22 sene. 22 sene sonra Pers kralı gelip de Mısır'ı zapt edince bu da Firavun'la beraber esir olarak gitmiş. Pers hükümdar adını unuttum. Doktoru Yunanlıdır. Aa der ki ya mahiyetinizde bir şey var, bir delikanlı var. Yani çok gençken gitmiş buradan. 22 sene sonra işte yaşayarak 40 olmuştur. Yani bir adam var mahiyetinizde. Bu adam çok önemli bir adam. Hemşerimiz Yunanlı. Samos Adası'ndan demiş bunu esir olarak tutmayın. Günahtır esir, yani esirlik adam değil. Bunu bırakmanız gerekir ki insanlığa faydası olsun. Bunun üzerine hakikaten Pers kralı da akıllı bir adam. Tabi affeder ve gider. Memlekete döner. Ama memlekette burada fazla kalamaz. Çünkü yani öğrenmeye devam, yani öğrenme hastası. Öğrenmeye devam etmeye etmesi lazım. Nedir, ne öğrenecek? Bir, meşhur Pitagor kuralı, üçgenleri buradaki heykelde görüldüğü gibi. Onda da kalmıyor baba. Müzikte de mesela, müziğin de matematik olduğunu söylüyor. Ki öyledir müzik. Mesela diyor ki, bir uzun tel alıp dang yaparsanız, teli yerden tutarsanız dang yaparsanız bir oktav. Yani her şeyi bir de işin sonuna şeye uçurup bayağı her şeyi matematiğe bağlıyor. İnsan vücudunu, yaşamı, dini. Sonra da İtalya'nın güneyine yerleşir. İtalya'nın güneyinde bunu ateist diye yani dinsiz diye tutuklarlar. Çünkü ya baba öyle teoriler çakıyor ki yani dinin hepsini atıyor şey hallaç pamuğu gibi. 1000 kişi toplanır. 1000 kişi, 1000 hakim toplarlar İtalyanlar Güney İtalya'da. 1000 tane yani böyle 3 hakim, 2 hakim değil. 1000 tane hakim oturur. 1000 kişi hikayeye göre bilmiyoruz. Yemekler, şölenler parti olur. Hakimler der ki 1000 hakim karar verir ki bu adam suçsuzdur. Şimdi bu güzel bir hikaye. Ne kadar doğru bilmiyorum. 1000 hakimlerden bulacağım o zaman da bilmiyorum. Efendim şimdi bile 1000 hakim belki yok. Efendim neyse sevgili dostlar. Bu kasabaya da, burası tabii turistik bir kasaba. Ben buraya 30 senede geldim, hatırlıyorum. Şuradan girdim, şöyle bir fırtına vardı, çıkamadım yolda, mecburen geldim. Türkiye'den yukarı çıkarken yelkende motoru bastım olmadı, yelkenleri açtım olmadı, flok sardım olmadı, camadana vurdum olmadı. Böyle öyle bir esiyi karşıdan böyle, herkeste böyle kimse yok denizde, böyle yerinde sayıyorum. Ya geri döneceğim, güneye geldiğim yere, kuzeye çıkmaya çalışıyorum. Sonra da baktım ki burada böyle Pitagor kasabası. Derin fırtına var artık yani şeyim var. Çıkış da almamıştım oradan. Bastım girdim şuraya tık tık tık. Şurada burası bu kadar büyük mendirek yoktu. Şu kadardı galiba. Şurası yok. Yoktu. Geldim şuraya. Çat diye şuraya bir demir attım alarga. Ondan sonra dediler dolu, ufacık limanda dolmuştu. Hiç unutmuyorum onu. Hiç unutmuyorum. Yer açtılar bana. Buradan
bastık gittik diğer adalara, hiç unutmuyorum. Buradan da böyle işte aynen bu rüzgar vardı. Açtım böyle şeyi efendim, ana yelkeni. Aldım buradan pupayı böyle buradan bir fışır 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 men oldum. Çıktım gittim 30 sene evvel. Tabii şimdi büyümüş buralar. Şimdi Pitagor adı buraya sonra 1955'te verilmiş. Yani bu da bir Yunanistan'ın bir turizm dehasının göstergesidir. Böyle bir kasaba, ufacık balıkçı kasabası iki tane ev varken aykırı evi yok gördüğünüz gibi. Her şey aynı içeri. Ha, bembeyaz boyalı bilmem ne falan da var ama güzel pırıl pırıl. Efendim Pitagor adını da vererek adamın şeyine, buraya da bu heykeli dikerek Pitagor'a güzel bir kasaba yapmışlar. Buraya gelin denirleyin. Müthiş lokantalar var. Ha, hepsi hangisine yemek yedin, hangisine yemek bilmiyorum. Rumlar yemekleri o kadar fazla iyi olmayabilir. Turist yemekleri çok iyi olmayabilir. Dikkatli olun. Azar azar yiyin. Bir tane salata yiyin. Bir şey öyle bir gurme yemekleri falan beklemeyin. Efendim sakın ha. Efendim takılın ya. Hayatınızı yaşayın sevgili dostlar. Ayhan Sıcımoğlu bu hafta Samos'tayız. Uzun konuşma oldu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim, Samos Belediye Reisi. Değil, Serdar Bey. Serdar Bey. İzmir'de beraberdik. Kendisi profesyonel rehber. Sağ olsun bana bu geziyi ayarladı. Belediye Reisi de ayarladı. Evet, bekliyor şimdi bizi. Bekliyor hala. Evet, buyurun. Gelin. Burada çok büyük bir oda var. Hastası oluyor. Gelin, gelin. Ne göreceğiz? Aa, ne güzel bina. Buyurun. Calimera. Yes, sir. So, this is our wonderful. So this is the declaration? This is 1912, of course. The resolution and the decision. The resolution and the decision. Şimdi efendim, Belediye Reisi Bey, burası 80 sene, yani bir anlatacağım birazdan, çok değişik bir tarihi vardır ama 80 sene Osmanlı olup da Rum kökenli prensler burayı yönettiler. And those princes, they were from Samos or they were from Athens? They were governors. Governors. Hegemons. Are they Samotins? Something between prince and high government, but it was not, because we didn't have any system of prince. But you had the flag and everything, no? Yes. You had the flag with Ottoman colors, Greek colors. Yes, exactly. You were like almost independent state. These were appointed by Istanbul, by the Sultan. The Sultan. All of them had Greek origin. From Samos? But not from everywhere. Ah. And Turkish nationality. I know. Ottoman nationality. Ottoman. Yeah. But they're not from Samos. I mean, the family is not. One of two were of Samos, but it was not obligatory that they were coming from Samos. Yeah, but in Chios, that was the other way around. They were from Chios, the governors. They tried to choose some with Samian origin, but it was not obligatory. 80 sene sultan tayin ettiği prens dedim ben ama hayır dedi. Bir nevi prens / vali. Çünkü prens sistemi yoktu, bence vardı. Yani bayrakları bile vardı. Osmanlı sultanının tayin ettiği. Fakat I think they had 4 Samian assistants. Is that the story? They had a team of counselors. Counselors from Samos, I think. Samos. And they had the delegation, the assembly of the representatives of the Samian regions.
Turkey. There was an assembly of representatives that were from different cities. From different cities, villages, Vati and geographic entities, etc. At that time, you didn't have Pitagorio. That was not the name, of course. It had a different name. And the man who signed, who produced the revolution, signed the decision. Yes. 35 years after that, he became Prime Minister of Greece. Themistocles of Greece. Şimdi bunlar devrimi başlayan, Hürriyet Savaşı'nı başlatan Samoslu iki insan, iki büyük aile. Fakat bunları yallı boyu tablosu yapan çok meşhur bir ressam, tanesi 1 milyon euro bu resimlerin şu anda diyor. Fakat sonunda hikayeyi anlatırsak, sonunda bu sistem 80 sene devam ettikten sonra çalışmıyor. Bu sistemde bir Osmanlı'nın tayin ettiği bir Yunanlı asıllı, Samoslu olması şart değil, Yunan asıllı, bir tanesi galiba Samoslu, Yunan asıllı bir vali. Altında 4 tane asistanı var. Bunlar da Samos'un çeşitli kasabalarında, onlar Samoslu. 4 assembly, onlar idare etmişler 80 sene. O devirde bayağı kalkınmış burası. Bak sonradan tekrar Fransız Revolüsyonu şeyiyle beraber, devrimle beraber yeni bir tohum olmuş ve yeniden ayaklanmaya başlamışlar Samoslular. Şimdi 1912'de insanların seçtiği mebuslar diyelim, hep birlikte sıfır şeyse, tiresiz bir seçimde Yunanistan'a katılmayı oylamışlar. Ve bu şekilde 1912'de resmen burası Yunanistan olmuş. Efendim biraz evvel bahsettiğimiz buranın Rum Osmanlı beyleri, valileri ya prensleri dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, iç işlerinde kendi idaresi, fakat vali Osmanlı tayin ediyor sistemi kurulmuştu. Ve o zaman da bayağı gelişti aslında. O sistem çalışıyordu. Bu da devam ediyor. Bakın Fesliler başladı. Bunlar daha batılı giyimli. Yavaş yavaş gittikçe Osmanlı'ya. Ama bunların yerini beğenmedim. Eskiden daha güzel bir yerde. Bunlar rezil olacak resimler burada ya. Bak rutubet almışlar. Işık beğenmiyor galiba. Şimdi burada çok gelin bu tarafa gidelim. Sonlarına bakalım. Buyurunuz. 1912'den birkaç ay yapmış. Osmanlı'nın tayin ettiği Rum beyler. Bakar mısınız? Fesler. Üzerindeki bütün şeyler, nişanlar Osmanlı'dan. Ay yıldızlı nişanları var. Bunlar Osmanlı Sultan nişanları. Burada bir tane haç nişan var yalnız. Yani Osmanlı'nın şeyini anlatıyor. Ne kadar kozmopolitan bir, yani bir tarafında haç var, bir tarafında ay yıldız var. İsimleri falan da tuhaf. Mesela Konstantin Kara Theodoris. Gene Osmanlı'nın nişanlı bir Rum beyi. İsimleri Rum, soyadları Osmanlı. Devam edeceğiz sevgili dostlar. Siz biraz beylere bakın. Çok batrak fotoğraflar, yani tablolar. Yalvarı tablolar, fotoğraf demeyeyim pardon. Samos'un Osmanlı'nın tayin ettiği Rum beyleri müthiştir. 80 sene bunlar da idare etmiş. Ama kendi bayrakları, kendi yani bir ülke gibi kabul olmuş bayrakları var rengarenk. Bayrağın yarı Osmanlı rengi, yarısı Rum rengi falan, değişik bir otonomi. Ayhan Bey, burası da Palio Castro köyü. Küçücük bir yer. Evet, bir kilometre Samos'tan, Vati'den. Ve küçücük, çok şirin bir meydanı var. Trianda Filo diye bir restoran burası. Trianda Filo. Çok küçük. Galiba karanfil demek. Emin biliyorum. Ben de bilmiyorum, bir sorarız. Bir soralım, karanfil. Buyurun. Ben
Öyle bir isim de var galiba Yunan kadınlar. Sen de bilin. Karafil. Bunu soralım garsona. Evet. Bak, asmaların altında gölge. Altında. Çok küçük ama çok ünlü bir restoran burası. Öyle mi? Evet, evet. İzmir, Kuşadası'ndan, İzmir'den günübirlik öğlen yemeği yemek için bile gelen insanlar var. Onu biliyorum. Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Ayhan Sicimoğlu, Renkler, Bloomberg HT'de. Her hafta benden kurtuluş yok. İlla ki bu programı haftada iki sefer izleyeceksiniz veya izleyeceksiniz. Sevgili dostlar, tahmin ettim, bravo diyor Serdar Bey. Triendafilo, karanfil demek. Sormuş da garsona, çocuğa kırmızı çiçek demiş falan. Karanfil oldu, ortaya çıktı. Karisto. Karisto. Küçük balıklardan. Yine, evet, şöyle, papalina. Soğanlı yapmış. Soğanlı, efendim, bir salata. Buralarda salata yerseniz en azından salatadır. Yani şey olmaz, bilmediğin yerde salataya yapış. Efendim, ama güzel bir yerdeydi Serdar Bey. Ona güveniyoruz bu konuda. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim size de. Şimdi alalım. Triendafilo lokantası, karanfil lokantası. Evet. Vatiye bir kilometre uzaklıkta. Öyle mi? Küçücük bir köy. Ben alayım müsaade ederseniz. Buyurun, buyurun. Zeytinyağı iyiyse hepsine ben zeytinyağı koyuyorum. Şuna bir test yapalım, zeytinyağı testi. Adalarda iyi olabilir, emin değilim. Zeytinyağın yenisi, şarabın eskisi der İtalyanlar. Zeytinyağı taze olacak, ışık görmeyecek, ısı görmeyecek. Hava teması az olacak, olmayacak. Oksidasyon az. Nasıl buldunuz? Olmasa da olur. Zeytinyağı mı? Abi ben zeytinyağı üstünde biraz şeyim. Biraz şımarığım. Ama nohut köftesi harika. Öyle gerçekten. Mi? Şahane. Biraz ağır tabii. Kısa olduğu için bir tane yenebilir. Lezzetsiz değil. İlginç yapmış tamam. Evet, tavada yapmış. Soğandan döndürmüş. Önce dibine soğanları koymuş, sonra da çevirmiş tavayı herhalde. Güzel. Evet. Çok güzel. Ufak balıkla paparina, soğanla tavada. Yani bunlar şey yemekleri, yani köy yemekleri. Burada bilmem ne halinden yapmıyoruz. O çerçevede değerlendireceğiz. Ben bir yemeden memnunum ben Serdar Bey. Bir sene bir korkuyor benden. Hissediyorum korktuğunu. Beğenecek mi, beğenmeyecek miyim diye korkuyor. Korkma ya. Bunlar köy yemeği basit. Ayhan Sicimoğlu'yla beraber dolaşıyoruz. Ay şundan memnun olmuyorum. Hani bir havalara gelip bir şey getiriyor. O kötü olunca kötü oluyor. Şimdi adam burada bir hava asıyor. Adam burada köy diyor ki ben köy yemeği. Altında asma yaprağı, ne yemek yiyorsun? Burada şey bekleme diyor. O zaman problem yok. Ama mesela adam bir geliyor, havalarına geliyor falan bir şey geliyor. Anladın mı? O problem oluyor. Efendim, müsaade edin. Yemek yiyelim Serdar Bey'le. Devam edeceğiz. Öğleden sonra Sisam Adası'ndayız. Yakın. Kuşarası Samos. 1,5 saat. 1 saat 15 dakika. 1 saat 15 dakika. 1 saat 15 dakika. Feribotlarla atlıyorsunuz, giriyorsunuz. Bir vize alın. Uğraşmayın. Hani bir kapıdan vize alın falan varmış ama o biraz uzun sürüyormuş.
Hiç ona gerek yok değil mi? Doğrusu tabii. Diyorum. Doğrusu vizeyle gelmek. Bir vize alın. Veriyorlar. Merak etmeyin. Yaparsın. Hoşçakalın. Böyle bir ay kısa, iki ay vize veriyorlar. Atlayın gelin. Bütün bu dağ köylerini gezin. Bu yemekleri yiyin. Buraya da girin. Trendoforo. Karanfil lokantasına. Ve gidin. Pırıl pırıl deniz. Fazla insan üst üste değil. Dum tıs müzik yok. Benim için en önemli şey bu adanın dum tıs müzik olmaması. Beachlerde ve lokantalarda. Bir de biraz ama bu da şey, aktanın direkt müziği geliyor olabilir. Çok uzaktan kulağına. Korna çalmıyorlar. Yani korna sesi yok. İçin şey, yolda yürürken kaç tane araba durdu, geldi, yol verdi. Kimse dağ bağıran, çağıran yok. Sinirli adam yok. Yavaş adam var. Yani lokantaya gidince hemen evet abi ben ne vereyim ben falan diye bir şey olmayabilir. Verin diye bir şey olmayabilir. Ondan sonra yavaş yavaş biraz geç de kalsa yavaş yavaş. Ada mı burası? Ada. Ada ritmi. Biraz daha gelin. Afiyet olsun. Size de. Görüşeceğiz.